Merhaba Web Tekno izleyicileri. Bu videomuzda Web Tekno'nun soru cevap bölümünde bazı sorulara cevaplar vereceğiz. Bunu her hafta yapmaya çalışacağız. Geçen haftanın en çok hit alan ya da en çok hani cevap verilen, okunan sorularına biz de kendimize cevaplar vermeye çalışacağız. İlk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuzu kim sormuş? Osman95 isimli bir kullanıcı sormuş. 31 puan da kendisi. Şimdi demiş ki iPhone 6 mı, Samsung Galaxy Note 4 mü, Sony Xperia Z3 mü alayım demiş. Evet arkadaşlar, soru açık. Lütfen sebebini söyleyerek ankete katılın. Başka cihaz yazmayın lütfen. Teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ederek şimdi cevabımızı verelim kendimizce. Yani öncelikle bu soruyu sorduğuna göre bütçeyle alakalı hiçbir problemin yok gibi gözüküyor. Zaten hani en baba en pahalı telefonlar bu üçü. Yani bunlara daha da ekleyebiliriz tabii ki de. Hani bir kere Note 4'ü ekran büyüklüğü açısından direkt olarak diğerlerinden sıyırabiliriz. Eğer büyük ekranlı bir tablet arıyorsan tercihin Note 4 olmalı tabii ki de. Ancak evinde Sony ürünleri kullanıyorsan, PlayStation 4 hayatının vazgeçilmez bir parçasıysa Z3'ün PlayStation 4 ile işbirliği açısından Z3'e yönelebilirsin diyelim. Bunlar işin Android cephesi. Ancak işin içine iPhone 6'yı da sokmuşsun sen. iPhone zaten bambaşka bir telefon. Hani işletim sistemi farklı diğerlerinden. Birisi Android, birisi iOS. Yani işin özü senin öncelikle isteklerini bir yere yazman lazım. Ben Android mi kullanmak istiyorum, iOS mi? Ondan sonra zaten iOS istiyorsan bir tane seçeneğin var. Hatta iki tane olsun hadi. Birisi de iPhone 6 Plus diyelim. Onun dışında Android istiyorsan da oyun mu oynayacaksın yoksa büyük ekranda film mi izleyeceksin? Not tutmak senin için önemliyse işte ona göre zaten alacağın telefon belli. Buna göre tercihini yapmalısın diyelim. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz Ali Emre Bayır'dan gelmiş. Dizüstü bilgisayarımın batarya ömrünün uzun olması için nasıl kullanmalıyım diye soruyor. Öncelikle bataryanı mümkün olduğu kadar kısa aralıklarla şarj deşarj işlemi yapman gerekiyor. Hani yani benim pilim çok dayansın deyip sürekli elektrikte pilsiz kullanma. Haftada bir kere bile olsa minimum tamamen şarjını bitirip, yani tamamen kastım %5'in altına düşmeden sonra şarja tekrar takman. Bunu sürekli fişte bile kullanacaksan. 4 ay boş bıraktığın batarya sonra bir bakarsın bir daha şarj tutmaz. O yüzden hani pili arada bir doldurup boşaltmak lazım. Eğer bir süre sonra laptopunuz masa üstünden hiç kaldırmayacak şekilde kullanıyor olarak bulursanız kendinizi, bilin ki laptop almakla zaten büyük bir hata yapmışsınız demektir. O laptopa verdiğiniz parayla çok daha iyi bir masaüstü bilgisayar toplayabilirdiniz. Laptop alırken buna da dikkat edin. Sürekli masaüstü bilgisayar gibi kullanacaksanız gidin bir masaüstü bilgisayar alın. Böylece batarya problemi de ortadan kalkmış olur. Diğer sorumuza geçelim. Oyun performansı en yüksek telefon hangisi diye sormuş Sami arkadaşımız. Ben oyun oynamayı çok seviyorum. Aynı zamanda biraz da havalı olsun istiyorum. Fiyat önemli değil. Yardımcı olursanız sevinirim demiş. Şimdi fiyat önemli değilse Türkiye'de servis sıkıntısı çekmeyeceğin markaların üst düzey telefonları oyun konusunda sana bir sıkıntı çıkarmayacaktır. Hangi telefonu alırsan al. Havalı olması da kişiden kişiye göre değişir bence. Hani kimine göre iPhone 6 çok sıradan gelir. Kimine göre de Z3 çok tipsiz bir telefondur. Hani oyun oynamayı seviyorsan da büyük ekranlı bir şeylere yönelmen daha mantıklı olur. Sonuçta hani büyük ekranda oyun keyfi her zaman daha iyidir. Burada da Android için bir tavsiye verecek olursam Note 4'ü seçebilirsin ekranın büyüklüğünden dolayı. Oyunlarda zaten hiçbir performans sıkıntısı yaşatmaz. iOS'te de zaten yine büyük ekranıyla iPhone 6 Plus'ı seçmen çok yanlış olmaz. Windows Phone cephesinden bir şey önermeyeceğim çünkü Windows Phone'da bildiğiniz gibi oyun sıkıntıları var. Oyun oynayacak bir kişiye Windows Phone telefon önermek biraz mantıksız gibi geliyor bana. Diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuz kaliteli ve kolay kullanımı olan MP3 kesme programı bilen var mı demiş. Hasan Hüseyin Aras isimli arkadaşımız. Bir video yapıyormuş. Videonun arkasına müzik koymak istiyor. Ancak müziğin bir kısmını kesmesi gerekiyormuş. Bunun için kolay bir kesme programı arıyor. Free MP3 Cutter and Editor isimli program tam aradığı program bu arkadaşın. Küçük bir Google'lama ile gayet rahat bulabilirsin bu uygulamayı. Bedava bir uygulama zaten, Free MP3 Cutter adından da belli olduğu üzere. Şöyle basitçe bir kullanımını göstereyim ben sana. Açıyoruz uygulamayı. Uygulamanın ana ekranı çıkıyor karşımıza. İçine tutup bir müziği atıyoruz. Bu bizim kendi Web Tekno'nun müziği. Daha sonra dilediğimiz yeri seçip şurada Delete Selected veya Delete Unselected dediğimiz zaman şimdi seçilmeyen yerleri kes dedik ve istediğimiz yer kesili olarak kaldı. Daha sonra şuradan save, istediğimiz yere save edebiliyoruz MP3 formatına. Hatta WAV olarak da kaydediyormuş. Bu bedava ve kullanımı aşırı kolay bir MP3 kesme uygulaması diyelim.
diğer sorumuza geçiş yapalım. Diğer sorumuz No Pro'larla ilgili. SC4000 mi demiş, SC5000 mi tercih etmeliyim demiş. Arkadaşlar aksiyon kamerası almayı düşünüyorum. SC4000 incelemesini yapılmıştı. Ancak şu anda SC5000 adında birçok kamera piyasaya sürüldü. Hangisi orijinal, hangisi çakma tam olarak bilinmiyor. Bu konuda ayrıntılı bir bilgi verebilecek varsa sevinirim vesaire vesaire gibisinden yazmış arkadaş. SC4000 ile SC5000 arasında efsane bir fark yok. İşte SC5000 14 megapiksel fotoğraf çekiyor. SC4000 12 çekiyor. SC5000 hani almak istiyorsan bence en büyük artısı Wi-Fi desteği var. SC4000'de bildiğiniz gibi bu özellik yoktu. Wi-Fi ile beraber cep telefonunuzu, iOS ve Android cep telefonlarınıza bağlayabiliyorsunuz uygulamasını indirip. En güzel özelliği bu. Onun dışında SC4000'de daha iyi özelliği var. SC4000 arkasında bir ekranı var. Video kaydı yaparken kaydı izleyebildiğiniz. SC5000'lerde bu özellik yok. Bir de SC5000 pil kapasitesi biraz daha yüksek. 1150 mAh. SC4000'lerde bu 900 mAh. Ancak bunu çok fazla kafanıza takmayın. Bunu aldığınız Çin işi sitelerden yaklaşık 5 dolara yedek bir batarya alabilirsiniz. Çok da problem değil. Zaten 250 mAh sizi kurtarmayacaktır muhtemelen. Onun dışında dediğim gibi eksileri artıları bu yönde. Kendinize göre bir tercih yapın. Eğer ekrana ihtiyacınız varsa ekranda olan SC4000'i alın. Yok bana Wi-Fi lazım, telefonuma bağlayayım diyorsanız da SC5000'i alın. Bir diğer sorumuza geçelim. Demiş ki replika telefon satmak yasak mı? Can Baba isimli arkadaşımız sormuş. Evet arkadaşlar, yasak replika telefon satmak. Sahte ürün satmak suçtur. İsterseniz dükkanda, isterseniz online olarak satın. Bunlar bir de çok yüksek ihtimalle gümrüksüz geliyorlar kaçak yollardan. Bu şekilde ekstra olarak gümrük kaçakçılığı suçu da işlenmiş oluyor. Hani torrentten film indirmek gibi düşünün. Kimse gelip sizi yakalamıyor, uğraşmıyor. Ancak birisi uğraşmak istese sizi harbiden ömür boyu hapislerde çürütebilir ya da çok ağır para cezaları getirebilir size. Bu da aynı mantıkta. Hani yine de bu yasal olduğu anlamına gelmiyor tabii ki de. Yasal değil. Aynı zamanda replika telefon satana orijinal üretici firma dava açıp çok büyük miktarlarda tazminat alabilir. Ancak bunu hiçbir firma kovalamıyor, büyük firmalar. Hani cayır cayır internette satışı varken bu replika telefonların, nedense büyük firmalar herhalde bundan bir kârı var ya da bir şeyi var, anlamadık biz de. Hiçbir şey demiyorlar. İsteseler bıçak gibi önünü kesebilirler bu replika telefon satışlarının diye düşünüyorum. En azından Türkiye'de. Evet, son sorumuza geçelim bu haftaki. Demiş ki Canon EOS M alsam 18-55 mm ile güzel fotoğraflar çekebilir miyim demiş. KDR TSDMR isim Kadir Taşdemir muhtemelen isimli arkadaşımız. Tabii ki de çekebilirsin. Canon EOS M gayet yeterli bir makine. Hele ki ileri seviye profesyonel fotoğrafçı olmak istemiyorsan bozulana kadar gayet rahat kullanabileceğin bir makine. Aynı zamanda 18-55 ilk aldığında manuel ayarları öğrenebilmen ve kendini geliştirebilmen için ideal bir lens. Ufaktan da olsa zoom imkanı var. Aynı zamanda geniş açı da 18 mm'ye getirdiğin zaman çekebilmeni sağlıyor. Birçok ihtiyacını ilk başta karşılayacak senin. Zaten bu ihtiyaçlarını karşıladığı süre içinde sen de makineni tanıyacaksın. Neler çekeceğini öğreneceksin. Manzara mı, portre mi vesaire, ne çekmek istiyorsan. Ona göre başka lenslere yönelmeye başlayacaksın otomatik olarak. O yüzden ilk başta 18-55 ve Canon EOS M standart bir fotoğrafçı için gayet yeterli olur diyebiliriz. Evet arkadaşlar, bu haftaki videomuzun sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Bu arada bir sonraki kampanyamızı soru cevap üzerinden yapacağımızı duyurmak isterim. Soru cevaptaki aktiflik seviyenize göre bir kampanya yapmayı planlıyoruz. Bu ortalama bir ay içinde olacak bir kampanya. Şimdiden haberini verelim onun da. Siz de Webtekno'nun soru cevap bölümüne gelin arkadaşlar. Takılın orada, güzel bir ortam var. Bildiğiniz sorulara cevap verirseniz seviniriz. Bilmediğiniz soru olunca da sormaktan çekinmeyin teknolojiyle alakalı olanları. Bizleri Twitter, YouTube ve Facebook sayfamızdan takip edin. Ayrıca webtekno.com'u da takipte kalın. Tabii bununla birlikte soru cevabı da takip edin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.